Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş 20 Ocak'a kadar sizin burcunuzda ilerliyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Bu ay doğan tüm oğlaklarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size. 23 Aralık'ta burcunuzda bir yeni ay doğdu ve bu yeni ayın tesirleriyle başlıyorsunuz yeni yıla. Evet, Merkür retrosu devam ediyor burcunuzda. Mars gerilemesi devam ediyor. Bu nedenle ayın ilk yarısı biraz enerjiniz düşük olabilir. Yani zihniniz durgunlaşabilir, geçmişi sorgulayabilirsiniz, motivasyonunuz azalabilir. Ama bunu da bir fırsat bilin. Biraz yavaşlamak, biraz zaman zaman ileri gitmek yerine durmak, bir geriye bakmak faydalıdır. Yeni yıla da bu şekilde yavaş başlayıp daha sağlıklı planlar yapabilirsiniz aslında. Hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. 7 Ocak'ta Yengeç burcunun 16 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Tam karşıt burcunuzda lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa sizin için önemli bir dolunay bu. İlişkilerinizle ilgili bir karar verme aşamasındasınız. Bu bir evlilik kararı olabilir. Evlilikle ilgili adımlar atabilirsiniz. Hatta evlenebilirsiniz bu dolunay ve takip eden 2 haftalık süreç içerisinde. Eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular gündemde. Mesela eşiniz işe başlayabilir, eşinizin hayatında gelişmeler olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar alanında da bu dolunay bazı hedeflerinize sizi ulaştırabilir. Aralık ayında başlamış bir konu olabileceği gibi geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz ayındaki bir konu da netleşebilir, sonuç verebilir sizin adınıza. Eşinizle birlikte bazı kararlar da verebilirsiniz. Yaşamınızda birlikte vereceğiniz kararlar olabilir. Keyifli ve sizin için önemli bir yeni ay, dolunay döngüsü olduğunu söyleyebilirim. Kariyerinizi de etkileyebilir, yaşam düzeninizi de etkileyebilir bu dolunay ve getireceği etkiler. Çünkü her türlü önemli ilişkinizle birlikte sizi hayatınızda daha dönüştürücü gündemler yaratabilir. Merkür Oğlak burcunda biliyorsunuz geriliyor ve 17 Ocağı kadar devam edecek. 17 Ocağı kadar bazı yani kararsızlıklar hissetmeniz mümkün ama 17 Ocak'tan sonra artık daha kararlı, daha somut adımlar atabilirsiniz. İşte anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar için de 17 Ocak'tan sonrası sizin için çok daha verimli olabilir. Mars 12'sine kadar İkizler Burcu'nda gerilemesini sürdürecek. 12'sinden sonra ilerliyor. Ekim sonundan bu yana Mars İkizler Burcu'nda günlük hayatınız, işleriniz, yani çalışma şekliniz buralarda biraz karmaşa, belirsizlik, karışıklık, iletişimle ilgili sıkıntılar daha fazla yarattı. Gecikmeler yarattı. Ama 12'sinden sonra artık günlük hayatınız, iş, çalışma koşullarınızda da hızlanma var. İşte bu ertelenmiş bir eğitim olabilir. Müşteri ilişkileriniz ve ticari faaliyetlerinizdeki aktiviteler olabilir. Bunları daha hızlı bir şekilde yürütebilirsiniz. Mücadele bir alanda. Tabii ki sağlığınıza dikkat edin. Çünkü Mars sonuna kadar sizin sağlık evinizde olacağı için sağlıkla ilgili hassasiyetler devam edebilir. Özellikle solunum yollarınıza, ciğerlerinize, sinir sisteminize, bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz, günlük alışkanlıklarınızı da bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmak gerekiyor bu dönemde. Belki de bunları hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde çalışma koşullarınızda işte beraber çalıştığınız kişiler, iş arkadaşları, yardım aldığınız ya da alamadığınız kişiler olabilir. Mars retrosunda beraber çalıştığınız kişilerle de ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bu nedenle de bir şeyler gecikmiş, yavaşlamış olabilir. Şimdi 12'sinden sonra artık iş ortamında birlikte çalıştığınız kişilerle de ilişkiler hızlanabilir. Daha aktif bir sürece girebilirsiniz. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçecek. 21 Ocak'ta 1 derece Kova burcunda yeni ay doğacak sevgili oğlaklar. Sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor bu yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 0 ile 5 derece arasında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni aydan tesirler alabilirsiniz. Ama oğlak burçlarının son dereceleri de yani 28 derece, 29 derece oğlaklar, İşte yükseleni bu derecelerde olan oğlaklar da bu yeni aydan tesir alabilir. Para evinizde bir yeni ay, yeni bir düşünce, yeni bir kazanç imkanı, belki yeni bir iş anlamına gelebilir.
Gelirlerinizle ilgili bir yeni düzenleme yapabilirsiniz. Yani gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili. Bununla beraber kaynaklarınızı değerlendirme anlamında, hani paranızı kullanma, herhangi bir yatırım, bir harcama planınızda, bir alışverişte bir yenilik, bir gündeminiz olabilir. Ya da size değer katacak bazı yeteneklerinizi geliştirip değerlendirecek bazı girişimleriniz olabilir. Yeteneklerinizi fark etmeniz anlamında da bu Kova burcu önemli farkındalıklar getirebilir size, sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.